Herkese selamlar sevgili dostlarım. 20 Ağustos'tan şimdi sizlerle 10 altın ve gram altına bakacağız. Ee, son ayların hatta son yılların en çok kazandıran enstrümanı altın. Ee, bundan sonra da kazandırmaya devam edecek mi? Biliyorsunuz hani dolar tl vesaire çok fazla geriledi düzeltme yaptı. Ama altında e, bu tarz bir hareket görmedik. Ons altındaki ralliden dolayı. Özellikle tl ve çaprazlarında gram altında çeyrek altına vesaire hiçbir gerileme görmedik sürekli yukarı 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 devam etti e, ve son yıllarında son e, hatta tarihi rekorları kırıyor şu an 278 TL'leri test etti e, gram altın peki bundan sonra ne olacak tek tek bunlara bakacağız arkadaşlar Dünyadan gelen açıklamalar var. Bunları da bir göz atalım isterseniz. Gerçekten altın fiyatları e, son aylarda iyice cezbediyordu. Verdiğimiz hedeflerin tek tek hepsinin geldiğini gördük. Bundan sonra da gene hedefler vereceğiz. Aşağıda stop loss noktaları olacak. E, mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. E, bu arada videoyu da geçmeden önce bir beğen atın arkadaşlar. Yani bir yorum atın, bir beğen atın. E, i̇sterseniz hemen şöyle bir genel haberlere bakalım. Daha sonra da Altın ile ilgili rakamları vermeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi dünyada Mobius diye bir isim, Mark Mobius biliyorsunuz ünlü bir yatırımcı. Ne fiyattan bulursanız altın alın diye bir açıklama yapmış. Altın uzun vadede yukarı, yukarı, yukarı. Herhangi bir seviyeden altın alabilirsiniz demiş. Gerçekten böyle mi? Yani ons altın sürekli yukarı mı gidecek? Ee, vesaire bunları konuşacağız zaten hangi destek üzerinde kalırsa yukarı hareket devam eder gerçekten Mark Mobius'un dediği gibi e, altın hep yukarı mı yani uzun vadede hani kısa vadedeki düzeltmeleri vesaire bahsetmiyorum hani böyle 3 ay 5 ay sonrasında baktığımızda şu anki seviyelerinde mi yukarısında olacak Bunları konuşacağımız bir şey olacak. Yani bu gerçekten ünlü bir yatırımcı arkadaşlar. Altına yönelik destekleyici açıklamalar açıklamalarını bir yenisini ekledi diye e, haber var. Altın uzun vadede yukarı 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 demiş. Ne seviyeden bulursanız bulun e, altın alın demiş. İşte bununla ilgili de açıklamalar var. İşte merkez bankalarının para politikasını genişlemeye gitmesiyle altın alımının uzun vadede meyve vereceğini söylemiş. Bakalım yani ilginç bir açıklama ama e, mantıklı bir açıklama arkadaşlar. Aşağıda destekler vereceğiz. Gerçekten o destekler üzerinde tutunmaya devam ederse yukarılardan nerelere kadar gidebilir. E, Bunlar da konuşacağız. Şimdi isterseniz şöyle grafiğimizi açalım. E, şu gördüğünüz arkadaşlar altının haftalık grafiği. E, altın neredeyse 200 dolarlardan 1300 1900 dolarlara kadar rallisini gösteriyor. Biliyorsunuz altın 2001 senesinde 255 dolar civarlarında idi. Ve 2011 senesine geldiğimizde 1900 dolarlara ulaşmıştı. Yani 2001-2002 senesinden sonra altın alan birisi parasını neredeyse 8'e 9'a hatta 10'a katladı diyebiliriz arkadaşlar. Yani Biraz çok uzun vadeli bir yatırım ama sonuçta zarar ettirmemiş ve parasını e, neredeyse ona katlamış durumdaydı e, bir, bir yatırım yapan birisi. Şimdi ise arkadaşlar yani 2011 senesinden itibaren de 2016 senesine kadar bir düzeltme süreci gördük. Bir kama formasyonu oluşturdu altın. Yani kama formasyonu ne demek? E, yükselişe belirli bir süre ara. Alçalan kama olduğu için belirli bir süre sonra yükselişin devam edeceğini bize gösteriyordu. Ve gerçekten de bu kama formasyonu yukarı yönlü kırıldı ve bize birer yükseliş, yükselen üçgen formasyonu oluşturdu. İşte bunun da kırılım seviyesi 1380 gibi bir rakamdan geçiyordu. Ee, neredeyse 2016 senesinden 2019 senesine kadar neredeyse 3.5-4 yıl bu formasyonu oluşturmuştu. Ee, ve 2019'un Mayıs-Haziran ayından sonra bu formasyonun kırıldığına şahit oldu. Yani altındaki sert yükselişin sebebi aslında bu. Neredeyse yılların acısını çıkartıyor diyebiliriz arkadaşlar ve e, hedefler verdik. Hedeflerin birbirine geldiğine şahit olduk. İşte yukarıda direnç seviyeleri verdik. Gerçekten de dirençleri geldikçe satışlar yediğini gördük. Şu an ise arkadaşlar pivot rakamımız altında. Yani şu grafiğe baktığımız zaman evet altında belirli rakamlar var. E, bu rakamların altına düşmediği sürece hani kısa vadeli düzeltmeler vesaire olabilir. Altında yön yukarı diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki hani bu piyasalar sürekli işleyen forex piyasasında işlem gören piyasalar dünyada herhangi bir olay olabilir herhangi başka bir şey olabilir e, Tabii ki de insanlar hani böyle beklentilerini güncelleyebilir bu gelişen olaylara karşı ama işte biz bunları trendlerle izliyoruz formasyonlarla izliyoruz e, işte bu e, hesaba katmadığımız olaylar gerçekleşir ise bunun için aşağıda stop loss seviyeleri belirliyoruz ve o seviyelerin altına inerse stop oluyoruz, yani zarar kes yapıyoruz. E, çünkü hani kısa vadeli zarar kes yapmak e, öyle dönecek, şöyle olacak, böyle olacak diye düşüncelere kapılıp bolca zarar etmekten daha iyidir. Yani kısa vadede biraz zarar edersiniz ama e, bir bakarsınız, siz sattıktan sonra daha da böyle düşer vesaire. O yüzden stop loss seviyeleri gerçekten çok önemli. Şimdi altına baktığımız zaman bütün formasyonlar büyük grafiklerde yukarıyı gösteriyor. Hatta şöyle bir çanağı da tamamlayabilir arkadaşlar altın. Bunu da izleyeceğiz. Yani altında yükselişler sert olur. Bu şekilde düzeltmeler birazcık daha seneler alır. Ama işte bir yükselişe geçti mi de bu şekilde sert yükselişler görürüz. O yüzden belirli seviyeleri kırdıktan sonra ben ne dedim? Forex piyasasında kaldıraçlı piyasadan uzak durun. Uzak durun. Şimdi altında 10 altında kritik seviye 1485 arkadaşlar. 1486. Ee, işte 1535'ler görüldüğü zaman dedi ki buralara kadar geri çekilme olabilir. Olsa bile bu rakamın altına düşmediği sürece yön gene yukarı ve gerçekten de 1486 rakamı görüldü. Hatta 1487 olması lazım. Buradan tekrardan yukarı yönlü hareketler gördük. Yani altın belirli bir süre daha bu aralıkta dengelenebilir. Ee, daha sonra 1486'na inmezsek yukarıdaki ilk e, ara direncimiz 1535. Buranın kırılımında 1556. Buranın kırılımında ise e, ikinci ana direncimiz 1585 dolarlardan geçiyor. Yani ons altına şunu diyebiliriz. 1486 altını düşmeyen ons altının potansiyel hedefi 1585 dolarlar bunu diyebiliriz. Tabii ki de aşağıdaki stop loss seviyemiz burası arkadaşlar. Yani kısa vadede e, burası kırılırsa o zaman tekrardan aşağıdaki rakamlar konuşulmaya başlanır. O yüzden buranın üzerinde kaldığı sürece ara dirençleri saydık 1555 ve 1535 ana direnç 1585 burası potansiyel hedef. Ha ilerleyen zamanlarda 1585 üzerine de ataklar görürüz. İşte 1485'te bakın tutunmaya çalışıyor. E, bunun gibi tutunmalar görürüz. O zaman Hedefler daha da büyür, 1730 dolarlar e, hedef konumuna gelir. Yani gerçekten ons altında grafikler yukarıyı gösteriyor. Aşağıda stop loss seviyeleri var. Buralarda stop loss koyarak izlenebilir yani geri çekilmeler şu anlık alım fırsat olarak duruyor arkadaşlar. Hemen isterseniz buradan gram altına bakalım. Gram altına gerçekten çok güzel kazandırıyor. E, hatırlarsanız bol bol hedefler vermiştik. Yani sene içerisinde gerçekten hepsinin geldiğini gördük. Ee, ve şu anda 277, 278 TL civarlarında seyrediyor arkadaşlar. Yani muazzam. Ee, Altında gerçekten yani hani şöyle baktığımız zaman geçen sene 2018'in Ağustos ayında kuru şok yediğimizde gram e, altın 274-275 civarlarını görmüştü. İşte şu an bu ons altındaki ralliden dolayı ee, o seviyeleri bile kırdı arkadaşlar. Tarih zirvelerini yaşıyoruz. Şimdi şöyle e, günlük değil ben 4 saat grafiğe döneceğim. Şuradaki hareket var ya arkadaşlar. Yani geçmişte hani şu ilk 277'ye dokundu ya. Buradan sonraki düşüş hani 265 TL'ye kadar bir düşüş görmüştük. Bu hareket çok önemliydi benim için. Ee, burada tutunması çok önemliydi 265 civarlarında. O yüzden ben bu hareketi önemsiyorum. Yani destek seviyeleri vereceğim. E, bu destek seviyeleri şu şekilde. Bunun niçin önemsediğimi birazdan anlatacağım ama destek seviyelerini verelim. 272 birer destek seviyesi 271 er destek seviyesi 269-270 274 birer destek seviyesi Bu civara doğru geri çekilmeler e, alım fırsatıdır arkadaşlar. E, özellikle 270 TL'nin altında hareketler görürsek kesinlikle alım fırsatı çünkü haftalık kapanışta 10 altını 277 üzerinde yapar ise o zaman bir üst banda doğru yol alacak gibi duruyor. Yani buralara kadar geri çekilmeler normal. Hele ki orta ve uzun vade düşünenler için. E, 282 işte 278, 282 ve e, buralarda birer satış noktası olarak karşımıza çıkıyor. Tabi uzun vade düşünüyorsanız benim altında 300-320 TL arası bir hedefim var. Bunu zaten 240 TL'den beri belirtiyoruz sürekli. Yani bu tabii ki hani minimum 300-320 TL arası uzun vade diyelim. Ee, yani bu 350 TL'ye kadar bile ulaşabilir. Şimdi ben niçin buradaki hareketi önemsiyorum dedim. 277 görmüştü hatırlarsanız. Daha sonra 265'e doğru geri çekilmişti. Çünkü gördüğü rakamlar çok önemliydi arkadaşlar. Gerçekten algoritma rakamlarıydı. O yüzden ben bu düşüş çok önemsiyorum. Buradan bir Fibo düzeltme seviyeleri aldığımızda e, bakın destek olarak 274 demiştim. Burası da teyit ediyor. 272 gene önemsediğim bir destek. 271 var. 270 desteği var ve 268 desteği var. Kısa vadede. Şu iki destek 274, 272 e, hatta 270. Buralar önemli. Buralara kadar geri çekilmeler normal. E, ve alım fırsatı. 277 üzerindeki her kapanışta ise arkadaşlar nereler hedef biliyor musunuz? Bakın 282 284. Burası birer direnç bölgesi. E, buralar satışın gelebileceği bölgeler. Hani tekrardan geri çekilmenin. 277 üzerindeki her kapanışta 284 der potansiyel hedef. Zaten 284 üzerinde atıp e, yükseliş devam eder ise 295 der e, potansiyel hedef konumunda ama e, kısa vadede 284'leri önemseyin. Yani 277 üzerinde tutunuyorsak buraya kadar e, ataklar gelebilir. Buradan satış yeme ihtimali yüksek. Şu rakamlara geri çekilmeler alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gram altına son durum bu şekilde. Gerçekten e, verdiğimiz rakamları önemseyin arkadaşlar. Zaten geçmişte de e, birçok kez verdiğimiz rakamın geldiğini, hedeflerin geldiğini, geri çekilme olacak dediğimiz zaman bu geri çekilmelerin olduğunu ee, hani kendi adım alım fırsat olan yerleri de belirtiyoruz zaten. Şimdi gram altın ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Ee, herhangi bir şey olursa Twitter üzerinden vesaire paylaşım yapmaya devam ederiz. Hoşçakalın.